Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar 2020 sınavlarında en çok çıkan sınav sorularını çözeceğiz. Ehliyet sınav sorularını. Aynı zamanda arkadaşlar Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Didim Şeker Akademi ve Ehliyet Alıyorum. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Başaramam demeyin arkadaşlar. Azmedin ve başarın. Bazı arkadaşlar sınavları geçemiyorum. Hocam nasıl yapacağız şeklinde sorular soruyor. Arkadaşlar sorular kolay. Sadece biraz azmetmeniz gerekiyor. Başaramam demeyeceksin. Yani karamsar olmayacaksın. Karamsar olursan zaten bu işi yapamazsın. Evet. Sınava geçiyorum arkadaşlar. Birinci sorumuzdan itibaren. Birinci sorumuz ilk yardım soruları. Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralamasını sormuş. Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 1. Ambulans ekiplerinin müdahale yapılması. 2. Olay yerinde ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması. 3. Hastane acil servislerinden müdahale. 4. Sağlık kuruluşuna haber vermek. Bu soru sık sık sınavlarda sorulan bir soru. Hayat kurtarma zinciri halkalarının birinci sıralaması sağlık kuruluşuna haber vermektir. Şıklara baktığımızda sağlık kuruluşuna haber vermek sadece D seçeneğinde birinci sırada bakın. Evet, sağlık kuruluşuna haber vermek. Daha sonra olay yerinde ilk yardım tarafından temel yaşam desteğinin yapılması, sonra ambulans ekibinin gelmesi ve en sonunda acil servise götürmesi. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet. İkinci sorumuza bakalım. Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirilmesini yapan bir ilk yardımcı. 1. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor. 2. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor. 3. Bilinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şeker içerikler veriyor. Şimdi arkadaşlar bu ilk yardımcı yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır? Tabii olay yerinde kesinlikle İlk değerlendirmede asla ve asla içecek verilmez hasta yaralılara. Üçü ne yapıyoruz? Kesinlikle biliyoruz. Hatalı davranış nedir diye bize soruluyor zaten. Bakın C şıkkında doğru verilmiş. Evet. Üçüncü sorumuz, aşağıdakilerden hangisi soluk yolu tıkanması olan zorla konuşarak yardım isteyen hastaya uygulanan ilk yardım olmalıdır? Hemlik manevrası, şok pozisyonu vermek, koma pozisyonu vermek, öksürmeye teşvik etmek. Evet, soluk yolu tıkanması olan zorla konuşarak yardım isteyen hastayı ne yapacağız arkadaşlar? İlk yardım sınav sorularında yine öksürmeye ne yapıyoruz? Teşvik ediyoruz. Evet. Burada Denizli seçeneği doğrudur. Evet. Dördüncü sorumuza bakalım. Ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? A. Yan yatış. B. Yarı oturuş. C. Sırt üstü yatış. D. Yüz üstü yatış. Evet. Ağızdan ağıza suni solunum verilirken de tabii ki hasta nasıl yatması gerekiyor arkadaşlar? Sırt üstü yatması gerekir. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Beşinci soruya bakalım. Turnike ile ilgili hangisi doğrudur?
A. Yılan sokmasında uygulanır. B. Donmalarda uygulanır. C. Yanıklarda uygulanır. D. Organ uzuv kopmalarında uygulanır. Turnike'de biliyorsunuz insanda herhangi bir vücudunda organda kopma söz konusuysa, yani uzuv kopması, organ kopması söz konusu ise turnike uygulanır. Cevabımız D şıkkıdır. Altıncı soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır? A. Tansiyonu düşük, nabız alınamayanlarda. B. Burnundan ve kulağından kanama olanlarda. C. El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda. D. Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda. Bu soru da yine sınavlarda sık sık geliyor. Baktığımızda da yine burnundan ve kulağından kanama olanlarda şok pozisyonunu vermek sakıncalıdır. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuza bakalım. Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? A. Her iki kurtarıcı nefesten sonra havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması. B. Suni solunum yapmak için ilk yardımcının kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi. C. Kazazedeye 20 kalp masajı yapıldıktan sonra suni solunuma geçilmesi. D. Göğüs kemiği 4 santim aşağı inecek şekilde kalp bası uygulanması. Evet arkadaşlar, burada da yine temel yetişkinlerde temel yaşam desteğiyle ilgili soruda dikkat ederseniz suni solunum yapmak için hasta yaralıya kazededin ağzını kendi ağzının içine, yani ilk yardımcının ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi nedir? Gerekiyor. Cevabımız B seçeneğidir. 8. soruya bakalım. Kırığı olan bir hasta söz konusu ise ilk yardım müdahalesi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kırık tespit edilir, kırık düzeltilir. C. Ağrıyı azaltmak için ilaç verilir. D. Hiçbir şey yapılmaz. Evet, kırığı olan bir hasta söz konusu ise kırık tespit edilir. Başka bir şey yapılmaz. Evet, A seçeneği doğrudur. 9. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kırık belirtisi değil, pardon, çıkık belirtisi değildir? A. Eklemde morarma ve şişlik. B. Eklem bölgesinde şekil bozukluğu. C. Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı. D. Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı. Evet. Evet arkadaşlar, çıkık belirtisi değildir. Morarma çıkık belirtisi, şekil bozukluğu, hareket veya kaybı da, eklemde hareket kısıtlılığı ve kaybı da yine çıkık belirtisidir. Ama eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı değil, artan ağrı olması gerekiyor. D seçeneği doğrudur. 10. sorumuza bakalım. Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir? A. Hemen tıbbi yardım istenmesi. B. Yaralının hastaneye taşınması. C. Yaralının hemen araçtan çıkarılması. D. Trafik ve can güvenliğinin sağlanması. Trafik kazası olduğunda arkadaşlar, yeni kazaların olmaması için, yeni kayıpların oluşmaması için öncelikle trafik ve can güvenliğinin sağlanması gerekir. Yani olay yerinde reflektörlerimizi mutlaka ne yapmamız gerekiyor? İşaretlememiz gerekiyor. Burada trafik ve can güvenliğinin sağlanması demiş bakın. D seçeneği doğrudur. 11. soru. Kırık ya da çıkıklı bir hastada atel uygulanması ile ilgili hangisi yanlıştır? A. Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır.
B, yara varsa üzeri kesinlikle kapatılmamalıdır. Açık bırakılmalıdır. C, yaralı bölge nasıl bulunduysa öyle tespit edilmelidir. Düzeltilmeye çalışılmamalıdır. D, tespit kırık çıkık ve burkulmanın üstünde ve altında kalan eklemleri içerecek şekilde yapılmalıdır. Evet, burada da dikkat edin, kırık ve çıkıklarda yaralı bölge kesinlikle hiçbir şekilde oynatılmamalıdır. Sabit bırakılmalıdır. Üstü örtülmelidir. Arkadaşlar bakın, varsa üzeri kesinlikle kapatılmamalıdır. Açık bırakılmalıdır. Bakın bu yanlıştır. Üzeri kapatılmalıdır olacak. B şıkkı doğrudur. 12. sorumuza bakalım. Omurga yaralanması olan bir kişi için aşağıdaki taşıma tekniklerden hangisi uygundur? A sürükleme yöntemi, B kucakta taşıma, C altın beşik yöntemi, D sırtta taşıma. Omurga yaralanmalarında da arkadaşlar aklınızda olsun, sürüklenme yöntemiyle, yani battaniyede sürükleme yöntemiyle sürüklüyoruz. A seçeneğimiz doğrudur. Evet. 13. sorumuz trafik sorusu. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden biri değildir? A. Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek. B. Karayollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek. C. Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmek. D. Karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden birisi yerleşim yeri içindeki açık ve kapalı otoparkları arkadaşlar düzenlemek değildir. Kimin görevidir? İlgili belediyelerin görevidir. Yani burada verilen A seçeneğinde verilen yanlıştır. 14. sorumuz. Karayolunda ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir? Şoför, sürücü, işleten, araç sahibi. Tabi biz konularımızı anlatırken bunu defalarca, bu soruyu defalarca çözmüşüzdür. Mutlaka derslerimize gelen arkadaşlar ticari ve hususi olarak ayırmıştık. Ticari geçiyorsa şofördü. Hususi araçları kullananlar ise sürücüydü. Evet, burada bize ticari olarak teşhir edildiği dediği için şoför adı veriliyor. A seçeneği doğrudur. 15. soru. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir? Işıklarla ilgili de sınavda sık sık sorular geliyor arkadaşlar. A geri dönmesini, B motorun durdurulmasını, C harekete hazırlanmasını, D biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını. Şimdi arkadaşlar bakın, kırmızı ışıkla birlikte kırmızı ışığı çizelim. Bakın kırmızı. Sonra ne diyor? Sarı. Bakın. Kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması neyi bildirir? Daha sonra yeşilin yanacağını, yani harekete hazırlanmamız gerektiğini bildiriyor. Evet. C seçeneği doğrudur. Evet, 16. soru. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır? Arkadaşlar 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. Evet, bu da bilindiği gibi 4,5. Toplamda 9 saat, 4,5 saat araç kullanıyoruz.
ve 45 dakika mola veriyoruz. Bu 45 dakika molamızı 15'er dakikalık sürelerle de kullanabiliyorduk. Cevabımız Denizli. 17. soru, belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır? 2, 3, 4, 6. Evet, alkol limitlerinde de birinci defa yakalandığı zaman 6 ay, ikinci defa yakalandığı zaman 2 yıl, bakın 2 yıl. Üçüncü defa yakalanırsa da arkadaşlar 5 yıl. 5 yıl süreyle nedir? Ehliyetleri geri alınıyor, trafikten men edilir. Evet. Hangisi trafiğin yavaşlaması talimatıdır? Trafik polisi hareketleriyle ilgili. Trafiğin yavaşlamasıyla ilgisini sormuş. Şıklara baktığımızda da yine A seçeneğinde hızlan, B seçeneğinde gece geç, C seçeneğinde sağa çek dur, D seçeneğinde ise yavaşla talimatını içermektedir. Cevabımız Denizli. 19. sorumuz. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Yolu kontrol etmesi. B. Aracının hızını azaltması. C. Yayaları ikaz ederek geçmesi. D. Geçiş hakkını yayalara vermesi. Hangisi yanlıştır? Bakın, yaya geçidine geliyorsunuz. Hızınızı azaltmanız gerekiyor. Yaya geçidindeki ilk geçiş hakkını yayalara vermemiz gerekiyor. Levha onu okuyor bize. Biz de ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Bakın, burada dikkat edin. Yayaları ikaz ederek geçmesi. Yanlıştır. Yayaları ikaz edemeyiz. Orada ne yapıyoruz? Duruyoruz ve ilk geçiş hakkını yayalara veriyoruz. 20. soru, gabari ile ilgili. Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Buna göre hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir? Yükseklik gabarisini bize soruyor, bakın. Burada dikkat edin. 10 metre uzunluk, 2.30 genişlik, 3.50 yükseklik. Bize sorulan sorunun cevabı C şıkkı, yükseklik. Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıtların girmesinin yine yasak olduğunu bize D şıkkında da söylüyor. 21. sorumuza bakalım. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir? Bakın, burada tali yolun işaretini sormuş. Bakın, A seçeneğinde tali yol işareti, bakın, var. Evet, A şıkkı doğrudur. 22. soru, şekildeki trafik işareti neyi yasaklamak? Sağa dönüşü, sola dönüşü, U dönüşü, park etmeyi. Bakın, burada ok yönü size göre neyi gösteriyor? Bakın, sağa dönüşü gösteriyor. Sağa dönüşü gösteriyor. Yani sağa dönüşü yapmak nedir? Yasaktır. Evet. 23. sorumuz. Şekildeki durumda öndeki aracı geçmek isteyen bir numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? Bir numaralı araç sürücüsü önündeki aracı ne yapacak? Sollayacak, değil mi? Kesik kesik çizgilerden dolayı iki şeritli bir karayolu. Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması. İki, geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi. 3. Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması. Burada doğru olması gereken nedir diyor, bakın. 2 ile 3'tür arkadaşlar. Takip mesafesini azaltma, takip mesafesi bir kere artırması gerekiyor. Bakın, burada 2 ile 3 C şıkkı doğrudur.
24. sorumuza bakalım. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? A2, E sınıfı, F sınıfı, G sınıfı. B sınıfı otomobil ehliyeti alan sürücüler, sürücü adayları ehliyetlerini aldıktan sonra lastik tekerlekli traktörü de kullanabiliyorlar arkadaşlar. Almış sayılıyor. C şıkkı doğrudur. Evet. 25. Aşağıdakilerden hangisinde verilen durum ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır? A. Sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi. B. Yolun boş olması halinde iki şeridin birlikte kullanılması. C. Araç geçenlerin sol şeritten gitmesi. D. Yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi. Evet. Burada da yolun boş olması halinde iki şeridin birlikte kullanılması uyumsuzluktur. Kesinlikle yollarda seyir halindeyken iki şeridi birlikte kullanmak nedir? Yasaktır arkadaşlar. B seçeneği doğrudur. 26. sorumuz. Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın karayolunda sürülmesi yasaktır? A. Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse. B. Aracın periyodik bakım süresi geçmişse. C. Kasko sigortası yaptırılmamışsa. D. Sürülecek araç başkasına aitse. Evet, motorlu aracın karayolunda sürülmesi yasaktır dediğine göre arkadaşlar yani siz B sınıfı otomobil sürücü belgesi aldığınızda otobüs kullanamazsanız nedir? D sınıfı almanız gerekiyor. Evet, sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse başka bir aracı ne yapamazsınız? B ile otobüsü kullanamazsınız. A seçeneği burada doğrudur. 27. sorumuz. Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan karayolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı, B. Diğer şeride geçilemeyeceği, C. Öndeki aracın geçilebileceğini, D. İki yönlü karayolu olduğunu bize bildiriyor. Evet. Devamlı çizgide ne yapamıyoruz arkadaşlar? Bir kere kesinlikle karşıya geçiş ne yapamayız? Bakın buradan karşıya geçiş yapamayız. Yani devamlı çizgi kapalıdır. Kapalı karşı tarafa geçiş yasak anlamındadır. Burada öndeki aracın geçilebileceğini yanlıştır. Bakın burada evet. Öndeki araç geçilemez. Takip mesafesini koruyarak yoluna devam etmesi gerekir. 28. sorumuz azami hızlarla ilgili. Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınır saatte kaç kilometredir? Yani bize neyi sormuş? Otomobillerin bölünmüş karayolundaki azami hızını 90, 100, 110, 120. Evet. Bakın burada da otomobillerin bölünmüş karayolundaki otomobillerin yerleşim yerinde bölünmüş yollardaki bakın burada sizler için araçların hangi yollarda neyle kaçla gitmesi gerektiğini tekrar aldım. Bakın otomobil yerleşim yeri içerisinde 100, çift yönlü karayollarında 90, bölünmüş yolda 110, otoyolda 120. Bölünmüş yolu sormuş. Bakın bize 110 işaretlememiz gerekiyor. 110'la gitmesi gerekiyor. Yine otobüsün otoyolda 100, motosikletin yine 100 ile gitmesi gerekiyor. Tehlikeli madde taşıyan araçların yine aynı şekilde yerleşim yeri içerisinde 30. Bakın kamyonların yerleşim yeri içerisinde yine gitmesi gereken hız sınırı nedir? 50'dir. Evet, 50'dir arkadaşlar.
Devam edelim. 29. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? Evet, motosiklet, kamyonet, otomobil, at arabası. Bakalım. Kontrolsüz kavşak. Kontrolsüz kavşaklarla ilgili arkadaşlar YouTube'da çok önemli konular ayrı ayrı anlattım. Lütfen onları çözün. Sorularımız çok çok kolay. Kontrolsüz kavşakla ilgili. Dönüş yapan araç varsa, motorsuz araç varsa bunlar en son geçecek. Bakın. Dönüş yapan motosiklet en son geçer. Lastik tekerlekli traktör yok. Ne var? At arabası var. En son geçer. Şimdi iki tane aracımız kaldı. Kamyonet, otomobil. Bakın. Kamyonetin sağında, bakın sağında otomobil olduğu için ilk geçiş yapması gereken aracımız burada otomobildir. 30. sorumuz yerleşim yerleri dışında kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır? Evet, burada da yerleşim yerleri içerisinde 30 yerleşim yerleri dışında 150 metreden şerit değiştirmek neydi? Yasaktı. 30'la 150 cevabını direkt verelim. A seçeneği doğrudur. 31. sorumuza geldik. Yine bir kontrolsüz kavşak. Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Arkadaşlar, kontrolsüz kavşaklarla ilgili sorular kolay demiştim. Dönüş yapan araç varsa en son geçiyordu. Bakın burada bir numara en son geçecek. Herkes kendi sağ düz giden araçlar kendi sağındaki araca yol vermesi gerekiyor. Bakın 2'nin sağında 3 var. Önce 3 geçecek en sağda olduğu için. Sonra 2, sonra 1. 3, 2, 1. D şıkkında var. Evet, 32. sorumuz bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Hızını azaltması, dönüş işaretini vermesi, geniş bir kavisle dönmesi, sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmesi. Sağa dönecek aracın ne yapması gerekiyor? Hangisi yanlıştır sormuş. Bakın burada arkadaşlar, sağa dönecek araçlar dar kavisle dönerler. Geniş kavisle dönmez. Evet. Burada C şıkkı sola dönüş yapması gereken araçların geniş kavisle dönmesi gerekiyor. Evet. 33. sorumuz. Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunca, tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Trafikte men, hurdaya ayırma, sürücüsüne ağır hapis, başkasına devretme şartı. Evet, burada üzerinde teknik değişiklik yapıldığı zaman arkadaşlar süresi içerisinde eğer bildirilmese trafikten araç men edilir. A seçeneği burada doğrudur. 34. sorumuza bakalım. Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağa gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır? Yakını, acil uyarı ışıkları, dönüş ışıkları, park ışıkları, yakını gösteren ışıklar yakılır. A seçeneği doğrudur. 35. soru. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır? A. Hızının gerektirdiği şeritten gitmemek. B. Fazla yolcu almak. C. Aşırı yük yüklemek. D. Karşı şeridi ihlal etmek. Burada da neyi vermiş arkadaşlar? Asli kusur hangisidir diyor. Karşı şeridi ihlal etmektir. Evet. D seçeneği. Evet. 36. soruya bakalım. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda hangisi diğerine yol vermelidir? Evet. Burada da arkadaşlar otobüs otomobile yol vermelidir. Hangi seçenekte? B seçeneğinde doğrudur. Evet. 37. soruya bakalım.
İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme. Trafik kazalarında nokta nokta sayılan hallerdendir. Verilen ifadede nokta nokta belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Tali, asli, yol kusuru, kusuru paylaştırma. Tabii ki burada asli kusurdan bahsediyor arkadaşlar. B seçeneği doğrudur. 38. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır? Trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik. Temiz olmayan yakıt kullanılması, kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması, hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi, araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması. Evet arkadaşlar burada kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması nedir? Çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır. B seçeneği doğrudur. 39. Marşa basılıp motor çalıştığında aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir? Evet. Bakalım şıklarda ne var? Kısa farlar, yağ basıncı, el freni çekili, ikazı, sinyal lambası. Evet. Burada da yağ basıncı ikaz ışığının sönmesi gerekiyor. B seçeneği doğrudur. 40. sorumuz. Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Kavramanın tam ayırmaması. B. Gaz pedalına tam basılmaması. C. Fren pedalına tam basılmaması. D. Lastik hava basıncının düşük olması. Evet, burada da vites kutusundan ses geliyorsa sebebi kavramanın tam olarak ayırmamasından kaynaklıdır. Arkadaşlar A seçeneği burada doğrudur. 41. sorumuz. Yine motor sorusu. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyel iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir? Bakın. Vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyele. Bakın şurada diferansiyele ileten soru işaretinin olduğu yere ne gelir diyor. Bakın. Şaft, aks, volan, kavrama. Evet. Tabii ki burada şafttır. Evet. Bu tip sorular da sınavlarda sık sık soruluyor arkadaşlar. Bunlara da dikkat edelim. Aks neydi arkadaşlar? Aks da diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere bakın. Şurayı şöyle yapalım. Aks. Burada da aks var. Evet. Dört tekerle birden diferansiyelden aldığı hareketleri tekerleklere iletiyor. Evet. B. 42 motor çalışmazken akünün görevi aşağıdakilerden hangisidir? A. Aydınlatma sistemi ve özel alıcıları çalıştırmak. B. Diferansiyeli çalıştırmak. C. Yağlamayı sağlamak. D. Vites kutusunu çalıştırmak. Tabii ki aydınlatma sistemini ne yapmaktır? Çalıştırmaktır. Evet. A seçeneği doğrudur. 43. sorumuz. Yukarıda uygulamalar araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması halinde yapılır? Bakalım. Aracın hızı azaltılır. En sağ şeride varsa banket üzerine geçilir. Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır. Evet, burada dikkat edersek arkadaşlar aracımız hararet yapmış. Bakın, evet, buradaki göstergelere göre aracın hararet yapmasından bahsediyor. Cevabımız Ceyhan. 44. soru. Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur? Ani hızlanmalar yapılması, araç lastiklerinin eskimesi, hava filtresinin değiştirilmesi. Evet,
Hava filtresinin değiştirilmesi bir kere yakıt tüketimini azaltır arkadaşlar. Artırmaz. 1 ile 2 olacak. Evet. B seçeneği doğrudur. 45. sorumuz. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Lastik basıncının düşük olduğunu. B. El freninin çekili olduğunu. C. Sis lambalarının yandığını. D. Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu, bittiğini bize bildiriyor. Tabi burada fren balatalarıyla ilgili bakın göstergemiz. Evet. D seçeneği doğrudur. 46. sorumuz. Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir? 1 şarj, 2 ABS, 3 yağ basıncı. Evet. Şarj ve yağ basıncı yandığında aracımızı derhal durdurmamız gerekiyor. Burada hangi seçenek? 1 ile 3. C şıkkında doğrudur. 47. sorumuz. Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim nokta nokta ile mümkündür. Verilen ifadede boş bırakılan yere ne yazılmalıdır? Trafik adabı, trafik cezası, trafik terörü, trafik müfettişi. Arkadaşlar burada trafik adabından bahsetmiş. Evet. A seçeneği doğrudur. 48. sorumuz. Trafik kazası sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiçbir zaman istenmeyen, kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur. Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması halinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir. A. Asabi, B. Aşırı tepkili, C. Kaba ve saldırgan, saygılı ve nezaketli. Evet arkadaşlar, trafik adabı sorularından da yine olumlu ve olumsuz şeklinde sorular soruluyor. Bakın burada olumlu, saygılı ve nezaketli olursan kısa sürede nedir? Çözülür. 49. soru. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir? Öfkeli olmak, sabırlı davranmak, başarılı iletişim kurmak, kural ihlalinden kaçınmak. Tabii ki öfkeli olmak, hoşgörülü olmak demek değildir arkadaşlar. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Kesinlikle trafikte öfkeli araç ne yapmayacağız? Kullanmayacağız. Evet, son sorumuz arkadaşlar. Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakarlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir. Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir? Bencillik, saldırganlık, diğerganlık, sorumsuzluk. Evet, burada da kendinden çok başkalarını düşünmek neydi arkadaşlar? Diğerganlıktı. Evet. C seçeneği doğrudur. YouTube kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Kanala katıl butonunu ekledik arkadaşlar. Lütfen istirham ediyorum. Kanala katılın. Kanalımıza bir nebze faydanız olsun arkadaşlar. Onun için sizlerin çabasıyla, sizlerin yardımıyla kanalımızı daha da büyüteceğiz arkadaşlar. %100 ehliyet yazılı kazanma garantili örnek soruları da kaçırmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.